Sevgili edebiyat gönüllüleri, Facebook ve YouTube üzerinden yayın yapmakta olan Edebiyat Durağı programından hepinize sevgiler, saygılar. Bugün bu programda şairlerin şahıslarına hitaben isimlere yazılan en güzel şiirlerden oluşan bir bölüm hazırladık. Aslında şiirlere adını veren şahısların gerçek hayatta kim, kimler olduğunun pek bir önemi yok. İsim burada bir sembol, bazen bir simge. Yalnızca şahıs adını taşıyan ve yaygınlık kazanmış isme seslenen şiirler okur için her zaman ilgi çekici olmuştur. Okur, şiirdeki o isim kısmını boşluk doldurur gibi doldurabilir, isterse değiştirebilir. Ama güzel olanı şairin seslendirdiği adın kendi isminiz olması. Düşünsenize, şair size sesleniyor. Sanki sizin uğrunuza yazılmış gibi. Başroldesiniz yani. Konu güzel bir konu. Fakat bu şahıslara hitaben yazılmış ismi özel şiirlerin çok önemli bir özelliği var. Bu durumda da bu önem şu şekilde kendini göstermektedir. Bu şiirler yaşanılan hayata, o dönemde yazıldığı dönemdeki yaşanılan hayata ve dünyaya dair resmen bir tanıklık ederler. O dönemleri en güzel şekilde yansıtırlar. Ve bu durum şairlerin anlayışlarını, hayallerini çok katışıksız bir şekilde yansıtmalarına sebep olur. Hemen başlarsak, Mehmet Akif Ersoy'un Leyla'sıyla başlayalım. Fakat bu Leyla bilinen geleneksel Leyla anlayışından farklı bir Leyla. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, milli mücadele sonrası hüsran ve buhran üzerine her ihtimale karşı Ankara'nın, yani meclisin taşınması elzemdir diyenlere karşı Mehmet Akif Ersoy'un Leyla adlı şiiri son söz olmuştur. Mehmet Akif Ersoy'un şiirindeki Leyla Türk milletini temsil etmektedir. Türk milletinde umulan, istenilen, beklenen geleceği olan Türk milletini temsil etmektedir. Gel ey Leyla, gel ey candan yakın, canan uzaklaşma. Senin derdinle canlardan geçen mecnunla uğraşma. Düşün bir çarenin en kahraman, en gürbüz evladı, kimin uğrunda kurbandır ki doğrandıkça doğrandı. Helal olsun o kurbanlar, o kanlar, tek sen ey Leyla, görün bir kerecik yeis etmeden Mecnun'u istila. Efendim, bizim edebiyatımızda, Türk edebiyatında Leyla farklı bir semboldür. Edebiyatta Leyla geleneği çok çok eskilerden. 16. yüzyıl şairi Fuzuli'nin 1543 senesinde yazdığı Leyla ile Mecnun mesnevisiyle başlar. Türk edebiyatındaki Leyla geleneği. Ve burada Fuzuli Azerbaycan'da, kendisi çok ünlü biliyorsunuz, lirik bir şair, epik tarzda şiirler yazan en eski şairlerimizden Azerbaycan kökenli bir Türk şairidir kendisi. Ve Leyla ile Mecnun mesnevisi hala bugün geçerliğini koruyarak yol açmış ve Leyla şiirlerinin kaynağı olmuş.
aslında tüm şiirlerin kaynağı olmuş da, birçok şiirin kaynağı olmuş da, biz bugün isimlerden bahsettiğimiz için Leyla'yla girdik işe. Şu topraklarda, yaşadığımız bu topraklarda herhalde adına en çok şiir yazılan, uğruna en çok bestelenen isim Leyla'dır. Şairlerin Leyla'ları. Şimdi size Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Leyla'sını okumak istiyorum. Türk edebiyatında Leyla bir semboldür demiştik. Alemi karanlığa bürüyen gece, kara gözlerinden midir, kara saçlarından mıdır, kara bahtından mıdır bilinmez, Leyla'ya ad olmuş. 16. yüzyıldan, yani bundan yüzyıllarca öncesinden bu karanlığın içerisindeki Mecnun kendini kaybedip yolunu, izini, hatta özünü kaybedip çöllere düşmüş. Mecnun diğer adıyla Kays, Beni Amr kabilesinin güzel kızı Leyla bu mesneviyle birlikte Sevda Feza makamına ulaşmış. Biz gelelim Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Leyla ismiyle çok daha güzel olan şiirine. Bu akşam rüyamda Leyla'yı gördüm. Derdini ağlarken yanan bir muma, ipek saçlarını elimle ördüm ve bir kement gibi taktım boynuma. Bu akşam rüyamda Leyla'yı gördüm. Leyla, ela gözlü bir çöl ahusu. Saçları bahtından daha siyahtır. Kurmuş diye sevda yolunda pusu, döktüğü gözyaşı, çektiği ahtır. Leyla, ela gözlü bir çöl ahusu. Bir damla inciydi kirpiklerinde, aşkın ıstırapla dolu rüyası. Bir başka güzellik var kederinde, bir başka alem ki ruhunun yası. Sessiz incileşir kirpiklerinde. Leyla, Leyla, güzellik ruhunun yası. Bu akşam rüyamda Leyla'yı gördüm. Bir başka güzel, bir başka şair, bir başka Leyla. Ama bu Leyla öyle güzel, öyle güzel ki aydan da, semadan da, gökyüzündeki tüm yıldızlardan da güzel. Ayın 14'ünden bile güzel. Ayın 14'ü Leyla'nın bu güzelliği karşısında ona hayran olur, kıskanır, haset eder, nazar eder en sonunda. Gece Leyla'yı ayın 14'ü koyda tenhada yıkanırken gördü. Kız vücudun ne güzel böyle açık, kız yakından göreyim, sahile çık. Baktı etrafına ürkek ürkek, dedi ki tenhada bu ses ne olsa gerek. Kız vücudun sarı güller gibi ter, kız çık sudan kendini üryan göster. Aranırken ayın ölgün sesini, soğuk ay öptü beyaz ensesini. Sardı her uzvunu ince bir sızı, bir öpüş gül gibi soldurdu kızı. Soldu, günden güne sessiz soldu. Dediler hep kıza bir hal oldu. Ta içten de gelen hıçkırığı, kalbinin vardı derin bir kırığı. Sustu, bir ses duyuyormuş gibi lal, sustu. Aylarca devam etti bu hal. Sindi semasına akşam hüznü, böyle yastıkta görenler yüzünü, avuturlarken uzun sözlerle, o susup baktı derin gözlerle. Evi rüzgar gibi bir sır gezdi. Herkes endişeli bir hal sesti. Bir sabah söyledi son sözlerini, yumdu dünyaya
Ela gözlerini. Koptu evden acı bir vaveyla. Odalar inledi. Leyla, Leyla. Geldi köy kızları el bağladılar. Diz çöküp ağladılar. 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 Nice günler bu şehametli ölüm oldu pek çok kimseye gizli bir düğüm. Nice günler bakarak dalgalara dediler uğradı Leyla nazara. Her Leyla bir başkasından daha güzel, her Leyla'ya yazılan şiir bir diğerinden daha güzel. Yahya Kemal Bayatlı'nın Leyla'sıydı bu efendim. Leyla deyince aklıma hemen benim bir başka şairin şöyle küçük bir dörtlüğü geldi. Onu da okuyalım. Leyla, kendi var, hazı yok. Leyla, dili var, ağzı yok. Leyla, eli var, nabzı yok. Leyla, çekilen su, ben bir kahır kuyusu. Buradan sevgili arkadaşım Leyla Bozkurt Şen'e sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Sen de Leyla'cığım, bu şiirlerdekiler kadar güzelsin. Hem kendin hem ruhun. Sevgiler. Leyla dediğimiz gibi bir Türk edebiyatında bir gelenek, bir sembol. Bu Leyla'nın üzerinden istediğiniz konuları anlatabilirsiniz. İşte Mehmet Akif ne yapmış? Leyla'yı Türk milletini temsil eder biçimde anlatmış. Başka bir Leyla bir çöl ahusu, diğeri Mecnun'un maşuku. Türk edebiyatında da edebiyatın tanımı klasik bir cümleyle yapılır. Hani gazetecilikte vardır ya, eğer bir köpek bir insanı ısırmışsa bu bir haber değildir. Ama bir insan bir köpeği ısırmışsa bu bir haberdir. Aynı şekilde Mecnun Leyla'nın sokağından geçerken oradaki köpeği gözlerinden öptü. O gözler Leyla'yı gördü diye. Böyle bir davranış karşısında psikologlar bunu bir davranış bozukluğu olarak adlandırırlar. Ama edebiyatçılar böyle bir durum karşısında saygıyla eğilirler. Neymiş? Leyla'nın sokağından geçerken Mecnun köpeğin gözlerinden öptü. Şimdi tabii Leyla'dan başladık. Belki de şiirlerin arasında başka başka Leyla'lar da girecek. Bitiş de Leyla ile olacak. Ama şu anda sırada evet, sırada Fahriye abla var. Yani bu uğruna şiir yazılan, isme yazılan şiirler sadece sevgiliye, maşuka yazılan şiirler değil. Sadece kadına yazılan şiirler de değil. Bir komşuya yazılan bir şiir, kahraman olarak adlandırdığına ithafen yazılan şiir, evlada yazılan şiir ismen olabilir. Yani biz hemen şey olarak nasıl ön yargıyla işte kadın ve aşk olarak bu grupta topluyoruz değil. Mesela bir Fahriye abla Ahmet Muhip Dranas'ın Türk edebiyatındaki önemli şiirlerden biridir. Fahriye ablayı bakın nasıl anlatıyor. Biraz okuyalım. Şiirlerden genelde tamamını okumayacağız. Hep bunlar uzun şiirler. Bugün çünkü seçmelerden gidiyoruz. Genelde dörtlük, iki kıta filan okuyacağız. Fahriye abla. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar. Kapanırdı daha gün doğmadan kapılar. Bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden hayalimde tek çizgi sen kalmışsın sen. Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen, gözlerin, dişlerin ve akpak gerdanınla ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla. Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi.
sarmaşıklarla örtülü, sarmaşıklarla balkonu örtülü bir evdi. Güneşin batmasına yakın saatlerde yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Yaz kış yeşil bir saksı ıtır pencerede. Bahçede akasyalar açardı baharlarla. Ne şirin komşumuzdun sen Fahriye abla. Tabii bu böyle sürüyor. Şimdi efendim Nazım. Nazım Hikmet hayatı olduğu kadar şiirleri hayatı olduğu kadar aşklarıyla da sevdiği kadınlarla da kendinden çokça söz ettirmiş bir şair. O yalnız söylemeyeyim sarı evet saman sarısı. Nazım Hikmet eşi Vera'ya yazdığı şiirinde çok yakın arkadaşı Abidin Dino'ya, ressam Abidin Dino'ya der ki sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? İşin kolayına kaçmadan ama. Abidin Dino da cevaben şiirinde der ki buna da ne tuval ne de boya yeter. Nazım Hikmet son eşi Vera'ya yazmış bir sürü şiirler. Ondan önce de meşhur Piraye'ye yazdığı şiirleri, hapisten yazdığı onlarca mektubu çok meşhurdur. Yani bunları bilirsiniz. De Nazım Hikmet Piraye'ye yazmış olduğu, hapishaneden yazmış olduğu çok şiir var da ikisinden ismen yazıldığı için ikisinden şöyle dörtlükler okumak istiyorum size. Pirayem, bir tanem, son mektubunda başım sızlıyor, yüreğim sersem diyorsun. Seni asarlarsa, seni kaybedersem diyorsun, yaşayamam. Yaşarsın karıcığım, kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda, yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer 20. yüzyıllarda ölüm acısı. Nazım Hikmet, senin adını kol saatimin kayışına yazdım Piraye diyor. Ve onu şiirleştirdiğinde diyor ki, senin adını kol saatimin kayışına tırnağımla kazıdım. Malum ya bulunduğum yerde ne sapı sedefli bir çakı var, ne de başı bulutlarda bir çınar. Belki avluda ağaç bulunur ama adını kol saatime yazdım Piraye diye şiir böyle biter. Efendim Nazım Hikmet. Nazım Hikmet'ten sonra Sabahattin Ali. Sabahattin Ali kendisi Nazım Hikmet'le aynı dönemde yaşamış. Biliyorsunuz 41 yaşında hala faili meçhul olan bir suikaste kurban gitmiştir. Demin de dedik ya yani bu şiirler sadece kadınlara yazılmıyor diye. Bir kahramanlık da değil, güzel bir davranışı anlatıyor. İhanete uğramış Ali, gözü döner ve bu ihanetin bedelini sormak ister. Ve gider ama yapamaz. Dayan Ali şiirin adı, Sabahattin Ali. Ve bu Ali Kocatepe tarafından bestelenerek Ceylan Ertem ve Sezen Aksu tarafından da seslendirilmiştir. Bu notu da böyle bir geçelim. Evet. Namluya dayanır yola dalarsın. Duruşun, bakışın yaman be Ali. Boşuna tetiğini kurcalarsın. Var daha ateşe zaman be Ali. Yıllanmış bir çınar pusluk yerin. Neredeyse gelecek beklediklerin.
Var iki atımlık canı kederin, desene işleri duman bir Ali. Kendini ellere versin o gonca, sözüne kanmadın bunu duyunca, gönlün de gözünü yuman be Ali. Gönlün de gözünü yuman be Ali. Ve şiir böyle sürüyor. Ben aslında kısaltmak için tutuklandım. En sonunda işte diyor ki, geldiler beklenen çiftler ormana. Duruyor iki genç ne hoş yan yana. Bir kurşun kadına, bir de çobana. Çınlasın yıllarca orman be Ali. Görünce uzanmış yar kucağına, boynunu dolamış zülfü boyunca. Kurşunu kahpeye atacağına, kendine çevirdin yaman be Ali. Evet. Kendine çevirdin aman be Ali. Sabahattin Ali'den sonra sırada Cahit Sıtkı Tarancı var. Abbas şiiriyle. Oraya hemen girelim. Haydi Abbas. Şimdi Cahit Sıtkı Tarancı 12 Mart 1941'de askerliğini yapmak için hazırlık kıtasına katılmış. Ankara Yedek Subay Okulu'nda 6 aylık bir eğitimden sonra yedek subaylığını yapmak için birliğine geldiğinde, o zamanlar her yedek subaya bir emir eri veriliyormuş. Bunun üzerine bölük yazıcısından künye defterini istiyor Cahit Sıtkı Tarancı, kendine bir emir eri seçmek için. Liste önüne geldiğinde ilgisini çeken isim Abbasoğlu Abbas. Abbas onun sadece emir eri değildi. Eliydi, ayağıydı, arkadaşıydı, dostuydu ki adına şiir yazdı. Haydi Abbas. Vakit tamam, akşam diyordun, işte oldu akşam. Kur bakalım çilingir soframızı, dinsin bu kalp ağrısı. Şu ağacın gölgesinde olsun, tam kenarında havuzun. Aya haber sal, çıksın bu gece, görünsün şöyle bir gönlümce. Bas kırbacı sihirli seccadeye, göster hükmettiğini mesafeye ve zamana. Katıp tozu dumana, var git, böyle emreyledi Cahit. Al getir sevgiliyi Beşiktaş'tan, yaşamak istiyorum gençliğimi yeni başta. Efendim Mustafa Keser'in yorumuyla seslendirilen Udi Onur Akdoğan tarafından 28 Ocak 1988'de Hicaz makamı olarak yazıldıktan tam 46 sene sonra bestelenmiş bir şiirdir Abbas şiiri. Biz ne dedik? Bu şahıslara seslenilen isme özel şiirler sadece kadınlara değil. Sadece aşk üzerine de değil. Şimdi size hüzün kokan Rıza Polat Akkoyunlu'nun Salih'ini anlatmak istiyorum. Rıza Polat Akkoyunlu 1907 ve 1948 seneleri içerisinde yaşamış Türk şairi, öğretmenidir ve Hataylıdır. İskenderun Lisesi'nde öğretmenlik yapmıştır. 4 yıl doğumlu Hataylıdır, Antakyalıdır, yani Hataylıdır kendisi. Benim çok sevdiğim bir şairdir. Onun şu anda oğlu Ünata Akkoyunlu, şair ve müzik yanıyla kitapları olsun, beste ve müzikleriyle kendisiyle tanışma şerefine erdim. Ve babasının hatıralarından konuştuk. O kadar keyifli bir gündü. Şu anda aklıma o geldi. Evet, Rıza Polat Akkoyunlu Salih'i bakın nasıl anlatıyor. İşte böyle Salih, işte böyle kardeşim.
akşamlar olmaya görsün bir kez, bu su üstünde bir somun gibi tütmeye başlar. Gözümde arkadaşlar, gözümde bu kentin en dertli yeri koltuk meyhaneleri. Bağlasalar duramam Salih. İple çekerim paydos zilinin çalmasını. Boşsa cebim, daktilo kızlarından alırım borç dert alan parasını. Yine herkesten önce ben giderim o yere, o yerdeki köşeme yumulurum şişeme. Alışılmış bir düzendir bozulmaz, daha ilk bardakta bir sükun başlar. Yine her günkü arkadaşlar, işe küskün, cebe dargın. Boy verirler şöyle bir bir. En başta Mehmet İspir. Arkasından postacı Kemal, Hüzzam Hayri, emekli Nedim. Derken efendim arkasından, yüzünde gülüşlerin en güzeli, koltuğunun altında ney? Hey gidi dünya hey. O eski tanıdığı Spiker Doğan Ülker. İşte bu yerlerde harcadım Salih. O pırlanta gençliğin neyse bütün varını düşünemedim yarını. Düşünemedim kardeşim. Buraların bizi, alın terimizi, sağmal bir inek gibi sağacağını düşünmedim kardeşim. Sararan yapraklarıyla geliverdi güz. Çatladı nar, örtük bütün kapılar. Gayrı ne gelir elden? Olan oldu, biten bitti. Orhan ile Cahit de bu uğurda gitti. Bu uğurda gitti Macarlı Mustafa, eskici Ramo, balıkçı Haydar, tornacı Hikmet. Ne o? Gözlerim mi doldu? Böyleyim diye ayıplama be Salih. Ayıplama be kardeşim. Benim de şuramda, şu kıllı göğsümün altında kanayan bir yer var. Kimse bilmez. Kimse bilmez kardeşim. Dün yine ay başıydı, olmaz olsun. Delik geniş, yamadar. Gözümün önünden geçtiler. Şöyle bir bir asık suratlı alacaklılar. Bu ay da ödeyemedim borcunu semtin kasapla manavın. Geçemedim önünden bakkal Mustafa'nın. Ağlamaklı bir ah çekerekten gittim işime. Biliyorum Salih, biliyorum kardeşim. Yine küfretmişlerdir. Gelmişime geçmişime. Bu ayda veremedim ev kirasını. Eline 5-10 kuruş tutuşturup yol parasını. Seni anan istiyor diye el kızını sepetledim. Ben bu hallere düşecek adam mıydım Salih? Ben böyle bir adam mıyım Salih? Neyleyim? Elinden tutmadı talih. Kader bu. Ne söylesem boş. İçersem şaraptan, içmezsem ızdıraptan sarhoşum Salih. Sarhoş. Şiirin hüznü hala devam ediyor. Ben şimdi neredeyiz, nereye gideceğiz? Hemen kafamı toplamam lazım. Evet. Lavinia. Lavinia. Lavinia'dan önce Mehmet'i okuyalım. Necip Fazıl Kısaküre'nin oğluna zindandan yazmış olduğu zindandan mektup, diğer adıyla Mehmet'im Sevin'in adlı şiirini okuyacağım. Fakat bu çok uzun bir şiirdir. Yine dediğim gibi işte baştan, ortadan, belki sondan bir şekilde şiiri okuyalım. Mehmet'im oğluna yazmış zindandan. Zindan iki hece. Zindan iki hece Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki. Daha ölmedim. Avlu bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yolda tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım bin yıllık konak. Ses demir, su demir,
ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden kader bu emir? Garip pencerecik, küçük daracık, dünya kapalı, Allah'a açık. Mehmet'im, Mehmet'im sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, elbet bizimdir. Efendim, oğlu Mehmet'e yazdığı şiirden sonra şu anda Ümit Yaşar'ın da oğluna yazdığı bir şiir vardır. Yalnız bu çok hazin bir hikayedir. Hani anlatırken, okurken bile insanın yüreğinin kaldırmadığı bir durum. Ümit Yaşar Oğuzcan biliyorsunuz, edebiyatla ilgilenenler bilirler. O yaşamaktan çok ölmeyi seven bir adam. Tam 24 defa intihar teşebbüsünde bulunmuş. Ve sonra oğlu, 17 yaşındaki oğlu Vedat, Galata Kulesi'nden kendini aşağıya atarak intihar ettiğinde cebinde şöyle bir not varmış: öyle intihar edilmez, böyle intihar edilir. Ve zaten esasında Ümit Yaşar melankolik yapıya sahip bir insan. Ondan önce güzel şiirleri de olmuş tabii ki. Ama oğlunun ölümüyle oğlu Vedat'a yazdığı şiirden şöyle iki dörtlük okumak istiyorum size. 6 Haziran 1973. Pırıl pırıl bir yaz günüydü. Aydınlıktı, güzeldi dünya. Bir adam düştü o gün Galata Kulesi'nden. Ömrünün baharında bütün umutlarıyla birlikte paramparça oldu. Bu adam benim oğlumdu diye başlar şiir. Ve devam eder. Küçücüktü bir zaman. Kucağıma alır ninniler söylerdim ona. Uyu oğlum, uyu oğlum ninni, uyu oğlum. Bir daha uyanmamak üzere uyudu Vedat. 6 Haziran 1973 Galata Kulesi'nden bir adam attı kendini. Bu nankör insanlara, bu kalleş dünyaya inat. Şimdi yine bir ninni söylüyorum ona. Uyan oğlum, uyan, uyan Vedat. Çok acı. Efendim, hüznün yerini bir neşe alsın şimdi. Yine Ümit Yaşar Oğuzcan'dan. O bir zamanlar ki hala geçerli, dillere pelesenk olmuş şiir. Hani o kadar yaygınlaşmış ki herkes bu şiirde boşlukları doldurmuş, ismin yerine kendi kafasına göre isim koymuş. Hangi şiir? Ayten. Milyon kere Ayten. Efendim bu şiiri sonradan edindiğimiz güzel bir dostluk adına sevgili Ayten Siper'e buradan ithaf etmek istiyorum. Ona göndermek istiyorum. Sevgili Ayten, çok seviliyorsun. Sevgiler, selamlar. Senin için okuyorum. Ben bir Ayten'dir tutturmuşum. Oh ne iyi. Hoşuma gitmiyorsa rengi denizlerin, biraz Ayten sürüyorum, güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum Ayten üzerine. Saatim her zaman ya Ayten'e 5 var ya Ayten'i 5 geçiyor. Ne yana baksam gördüğüm o. Gözüme yumsam aklımdan Ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten'deyiz. Günlerden Ayten ertesidir. Odur gün gün beni yaşatan. Onun kokusu sarmıştır sokakları. Onun gözleridir şafakta gördüğüm. Akşam kızıllığında onun dudakları. Başka kadını övmeyin yanımda. Gücenirim.
Ayten'i övecekseniz ne âlâ. Buyurun, oturabilirsiniz. Bir kadehi sizinle içeriz. Ayten'le itilaf ederiz. Onu siz de seversiniz. Benim gibi. Ama yağma yok. Ayten'i size bırakmam. Alın, tek kat elbisemi size vereyim. Cebimde bir 10 liram var. Onu da alın gerekirse. Ben Ayten'i düşünürüm, üşümem. 3 kere adını tekrarlarım, karnım doyar. Parasızlık da bir şey mi? Ölüm bile kötü değil, Aytensizlik kadar. Ona uğramayan gemiler batsın. Onu sevmeyen yürek taş kesilsin. Ondan geçmeyen trenler devrilsin. Kapansın onu görmeyen gözler. Onu övmeyen diller kurusun. 2 kere 2, 4. Elde var Ayten. Bundan böyle dünyada aşkın adı Ayten olsun. Ayten'cim, şerefine şiirin tamamını okudum. Tekrar sevgilerimi gönderiyorum. Evet. Sezai Karakoç, kendisi Mülkiye'de okurken uzaktan aşık olduğu kadına yazdığı bir şiirdir ve Mona Rosa bir sembol isimdir. Ve duygularını sevdiği kızı açamamış, şiirle ifade etmiş Mona Rosa. Yine şiirin tamamını okumuyorum. Yani diğer şiirlere de zaman kalsın diye. Bayağı, çünkü elimizdeki veriler, seçenekler epey bir fazla. Mona Rosa. Zeytin ağaçları söğüt gölgesi. Bende çıkar güneş aydınlığa. Bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi seni hatırlatıyor her zaman bana. Zeytin ağaçları söğüt gölgesi. Mona Rosa. Siyah güller, ak güller, geyve gülleri ve beyaz yatak, kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak Mona Rosa, siyah güller, ak güller. Evet, akrabalık yoktur. Araştırdım, Sezai Karakoç'tan sonra Abdurrahim Karakoç'tan bir şiir okuyacağız. İsme özel olarak yazılmış şiir. Dediğim gibi iki şairin arasında bir akrabalık yoktur. Ama Abdurrahim Karakoç'un ağabeyi de şairdir. Bahri olması lazım ismi. Yanlış söylemek istemiyorum ama. Efendim, Abdurrahim Karakoç, Mihriban şiirini gençlik çağında sevdiği kıza yazmıştır. Ve der ki, seviyordum ama olmadı. Kızın adı başkadır. Saçları sarı değildir. Bu isim semboldür. Kim olduğunu söylemek bize yakışmaz. Burada şair edebinden yıllardır Mihriban adlı şiiri konusunda o kişinin kim olduğuna dair hiçbir açıklama yapmadığı gibi bundan özellikle kaçınmış, bunun ayıp bir şey olduğunu söylemiştir. Mihriban şiirini okuyacağız. Yalnız burada da edebiyattaki çok güzel bir noktayı ben sizlere vurgulamak istiyorum. Bu şiir bir gece çakmak çaksan alev olacak bir kağıda yazılır. Daha sonra bu şiir saza düştü mü gönüllere de düşer. Çok güzel bir uyum içerisinde, beste şiir uyumu içerisinde herkes tarafından sevilen, bilinen şiir ve türkü olur. Şiiri besteleyen Musa Eroğlu ile Abdurrahim Karakoç taban tabana zıt fikirlere sahip insanlardır. Musa Eroğlu müzik okulunda sürekli Abdurrahim Karakoç'u öven şekilde onun icraatlarından söz ederken bir gün öğrencisi der ki, hocam siz Abdurrahim Karakoç'la yani tanıştınız mı veya yakınlığınız ne derecede diye sorar. Der ki Musa Eroğlu, ben onu
hiç tanımıyorum. Yani hiç karşılaşmadık ve bir arada olmadık. Şimdi gönül seviyesi herkes için başka başka. Ama sanatçıların ruhundaki demokrasi yaratıcılığa böyle pencere açabilir ancak. İkisi de farklı görüş, dünya görüşleri içeriyorlar. Ama onları sanat çok güzel bir şekilde birleştirmiş. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışlar. Çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz, sonra da hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar geçse de bile eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yâreme. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban. Devamı var ama biz şarkı olduğu kadarıyla okumak istedim. Şimdi efendim Mihriban'da okuduk. Sırada evet. Sıradaki kişi. Hasan Hüseyin Korkmazgil. Kendisi Türk edebiyatındaki saygıdeğer ozanlardan biridir. Şair oldukça ilginç ve güzel hikayeleri olan, zor kavuştuğu ve çok sevdiği eşine bu görkemli dizeleri armağan etmiş. Hasan Hüseyin Korkmazgil'in eşi Azime Hanım'a. Azimeli Temmuz bildirisi adı altında şiirde şöyle diyor. Saksıda çöl bitkileri, salonlarda kartpostal mutluluklar, eski maskelerin sırıtan düşmanlıkları ve nice yazılar. Oh ne güzel yeniden bu senin güzelliğin demek. Sen ne demek Azimem, savaşlara durmak ne demek? Güzel ne demek, sen geldin ey benim kadın ülkem. Yepyeni ufuklarla geldin. Dürülü bayraklarım güldü gülüm, sen geldin, kutuplarım değişti. Şimdi Lavinia şiirini mutlaka duymuşsunuzdur. Özdemir Asaf'ın Lavinia'sı. Burada da Lavinia ismi bir sembol, yine bir sembol. Bu şiir çok net olarak mevhibe bayata yazılmıştır. Özdemir Asaf'ın aşık olduğu Lavinia diye tanıttığı mevhibe beyat eski bir valinin kızı. Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdikten sonra resim öğretmenliği ve stilistlik yapmış. O kadar güzel, o kadar güzel bir kadınmış ki bu sebepten çok canlar yakmış. Efendim, Lavinia ya Mevhibe Bayat paralel olarak yürür. Lavinia varsa Mevhibe Bayat vardır. Mevhibe Bayat varsa Lavinia vardır. Öylesine özel ve farklı bir kadınmış ki o kendi güzelliğini hiç önemsemezmişti. Zaten insan olarak da çok sıcakkanlı, insanlara anlayarak yaklaşan ve sezgisi, sevgisi güzelliğinin üzerinde bir kadınmıştı. Yani uğruna şiirler bir değil, binlerce şiir yazılabilir böyle gönlü güzel insanlara. Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsan ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan söyleyeyim.
incinirsin. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim. Sen de bilme Lavinia. Efendim, Bekir Sıtkı Erdoğan. Kendisi asker kökenli, çok ünlü bir şair. Hani Kara Gözlüm Efkarlanma Gül Gayrı'yı da yazan o. Han, Gurbetten Gelmişim Yorgunum Hancı, işte bu çok bilindik şiirlerin yazarı. Efendim, demin ne demiştik? İsme hitaben yazılan şiirlerin önemli bir özelliği, yazıldıkları döneme ve dünyaya ait tanıklık etmeleridir. Bu çok önemli bir husus edebiyatta. Bekir Sıtkı Erdoğan, Maria adlı şiirini nasıl yazdığını kendi ağzından şöyle anlatmış. Diyor ki, Maria bir batıya sesleniştir. Aynı bizdeki Ayşe Fatma ismi gibi batıda çok bilindik bir isimdir. Ben o sıralar İzmir'e komando kursuna gelmiştim. Hani diyeceksiniz diyor, şairle komandoluğun ne ilgisi var? O asker kökenli ama sanat yanı da böyle alıp gitmiş. Hayat öyle ikisini bir arada yürütmesine sebep olmuş. Komando kampını bir Fransız yüzbaşısı yönetiyordu diye anlatıyor Bekir Sıtkı Erdoğan. Ve gündüzleri eğitim, geceleri ise İzmir'de coşkulu bir eğlence hayatı içindeydik. Onlara göre komandoluk, yarın öleceğini bilerek bir gece önceden gericesine eğlenmek demekti. İkinci Dünya Savaşı'nın tüm acılarını çekmiş ve kaybolan bir romantizm ortamında kampta olduğumuz 1953 senesinde yazıldı bu şiir diye anlatır Maria'yı. Bu şiir de bayağı uzun bir şiirdir, çok güzeldir. Ben yine burada lisedeyken öğretmenim Antakyalı şair Cevher İhsan Miskioğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhunu şad etmek istiyorum. O edebiyat derslerimizde özellikle sınıfta dersi kaynatmak istenildiğinde hemen Cevher Bey'e, hocam Maria şiiri nasıldı dediniz mi, biterdi. Ders de biterdi. Korkunç derecede bu şiire özel bir zaafı vardı Cevher İhsan Miskioğlu'nun. Tekrar Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Şiiri tamamı değilse de en azından Maryalı kısımlarını biraz okuyalım. Sustu Another Life gazinosu. Şarkılar sustu. Paletimde renk sustu. Fırçamda şekil. Ve bu akşam ilk defa Şimali Körfezi'nde sustu. Şehre pancur pancur dökülen Arya. Artık ne tayfalar mevcut, ne komandoslar. Ve o kor tenli kızıl saçlı kanarya. Hayır, 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 yalan bütün bunlar. Artık ne kadere inanıyorum, ne fala. Yalan söylüyor o falcı kadın, o Hintli parya. Ben yalnızca sana inanıyorum, yalnızca sana Maria. Beni kahrediyor böyle her gün, her gece. Bu hoyrat yıldızlar, bu su, bu okyanus, bu yer ve gökyüzünde duran şu asma fener. İnan sevgili Maria, inan ki sen gideli, ne varsa hepsi bana yabancı, hepsi bana keder ve hepsi omzumun üstünde çaresiz bir yük ve hepsi angarya. Ama sen yoksun, biliyorum, biliyorum sen yoksun. Sözünü ne çabuk unuttun Maria. Baharda geleceğim diyordum. Hani haydi gel mevsim bahar ya diye sürer şiir ve der ki en sonunda, nasıl ağlıyor musun Maria, sil gözlerini, haydi sil yavrum, bizim yokluğumuzdan ne çıkar, aşkımız var ya.
Hemen listemize bakalım. Acaba okumadıklarım var mı? Sanırım şu anda sıra şey olması lazım. Destina olması lazım. Destina'dan önce Atilla İlhan'ın Aysel Git Başımdan var. Yani bu şiir de bana öyle ki hani istemem, çok affedersiniz tabiri caizse kaba bir söylem olacak ama şiir aynen istemem yan cebime koy gibi. Aysel Git Başımdan, ben sana göre değilim, ölümüm birden olacak seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz çirkinim. Aysel git başımdan, istemiyorum. Benim yağmurumda gezinemezsin, üşürsün. Dağıtır gecelerim sarışınlığını, uykularımı uyusan nasıl korkarsın? Her bir dakikamı yaşayamazsın. Aysel git başımdan, ben sana göre değilim. Sevincim bir türlü tutmaz sevincini. Aysel git başımdan, ben sana göre değilim. Ümitsizliğim olsun anlasana. Hem kötüyüm, hem karanlığım, hem çirkinim. Aysel git başımdan, ölümüm birden olacak seziyorum. Hem kötüyüm, hem karanlığım, biraz çirkinim. Aysel git başımdan, seni seviyorum. Destina var. Evet. İtalyanca'da kader anlamına gelen kadın şairlerimizden, ki bunu bu şekilde söylemekten hiç hoşlanmıyorum. Daha önceden de bunu kaç kez söyledik. Diğer şairlerin başına bir sıfat eklemiyoruz ama kadın olduğu zaman kadın şairlerimizden diyoruz. Kızdığım şeyi ben yaptım. O zaman şöyle diyelim. O Destina Türk edebiyatında Yağmur'un kızı. Lale Müldür. Bu şiiri çok anaç duygularla yazmış. Çok samimi, çok yalın. Aslında kendi yakın kız arkadaşından yola çıkarak başlamış şiire. Sonra o zamanlar evli olduğu eşi Patrick, Belçikalı ressam Patrick için şiiri döndermiş. Arkadaşı hasta fakat eşi ile ne birlikte ne ondan ayrı olabiliyor. Onunla olmak ona azap gibi yani. Çünkü ruhen hasta olarak görüyor eşini. Öyle artık ben yorumla da getiriyorum. Şimdi önden bir açıklama yaptığınız zaman şiir daha başka bir anlam kazanıyor. Belki bazen hani ayrıntılar şiirde büyüyü bozuyor olabilir. Ama açıklama yaptığınız zaman da şiir daha anlamlı oluyor. Velhasıl ayrılmış olduğu eşi Belçikalı ressam Patrick'e yazmış Lale Müldür. Dün gece sen uyurken ismini fısıldadım ve hayvanların korkunç öykülerini anlattım. Dün gece sen uyurken çiçeklere su verdim ve insanların korkunç öykülerini anlattım Destina. Dün gece sen uyurken yüreğim bir yıldız bağlandı sana. İşte sırf bu yüzden yeni bir isim verdim sana Destina. Sen öyle umarsız uyusan da bir köşede, işte bu yüzden yaşamdan çok ölümle yakın olduğun için, seni bu denli yıktıkları için yaşamın gizini vereceğim sana Destina.
Efendim, şimdi sadece şiirlerde değil biliyorsunuz, şarkılarda da isimlerden oluşan şarkılar, isme özel yazılmış, şahsa seslenilen şarkılar her zaman çok ilgi görmüştür. Mesela ben bir şarkı desem şu anda, sanıyorum çoğunuzun aklına gelecek olan isim Firuze. Aysel Gürel'le birlikte, Sezen Aksu'nun birlikte yazdıkları bir şiirdir. Ve Aysel Gürel bu şiiri kızı Müjde Ar'a yazmıştır. Bir gün dönüp bakınca düşler, içmiş olursan yudum yudum yıllarını. Ağla, ağla Firuze, ağla, anlat bir zamanlar ne dayanılmaz güzellikte olduğunu. Kıskanır rengini baharda yeşiller, sevda büyüsü gibisin sen Firuze. Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu, üzüm buğusu gibisin sen Firuze. Duru bir su gibi, bazen volkan gibi, bazen bir deli rüzgar gibi, gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş, acelenle bekle Firuze. Efendim, artık programı kapatacağız. Bu, ben edebiyat denince Türk edebiyatından, genelde Türk edebiyatından bahsediyorum. Ama burada parantez içerisinde dünya edebiyatında bir klasik olan ve bakın çok da eski yani bir klasik olan 1849 senesinde yazılan ve aynı yıl şiiri yazdıktan sonra ölümü gerçekleşen, ardından şiiri yayınlanan Edgar Allan Poe, Annabelle. Belli bir dönemdekiler, bunları size şöyle diyebilirim, 60 kuşağındakiler Annabelle şiirini inanın çoğu ezbere bilirler. Her ne kadar 19. yüzyılda yazılmış bir şiir olsa da bu şiir 60 kuşağının en sevdiği şiirlerdendir. Edgar Allan Poe, sanırım Amerikalı olması lazım şair. Sadece kısa okumak istiyorum. Yani daha çok, çünkü ben Türk edebiyatından bahsediyorum. Bunu da ama geçmeyelim. Senelerce evveldi. Bir deniz ülkesinde yaşayan bir kız vardı. Bileceksiniz. Adı Annabelle. Hiçbir şey düşünmezdi. Sevilmekten, sevmekten başka beni. O çocuk, ben çocuk. Memleketimiz o deniz ülkesiydi. Sevdalı değil, kara sevdalıydık. Ben ve Annabelle. Göklerde uçan melekler bile kıskanırlardı bizi. İşte bu yüzden göze geldi o deniz ülkesinde. Üşüdü rüzgarından, bulutundan güzelim Annabelle. Şairlerin şahıslara seslendiği, isme yazılan şiirlerde bugünkü programımızda bahsettik. İşte Yahya Kemal'in Leyla'sını, Mehmet Akif'in Leyla'sını, Ahmet Muhip Dranas'ın Fahriye Ablası'nı, Necip Fazıl'ın Mehmet'ini, Ümit Yaşar'ın Ayten'i ve Vedat'ı derken programın sonuna geldik. Programı çok sevilen, aşırı, yani aşırı, bu kelime biraz şey oldu, fazla coşkulu oldu. Fazlaca sevilen Türk müziğinde iki şarkı vardır. Biri Leyla bir Özgecan'dır, Kara Gözlü Ceylan'dır, Doyulmaz Hüsnü An'dır, Ele Geçmez O Ahu. Bir de başka bir şarkı daha var. Bu iki şarkının da söz yazarı Vecdi Bingöl, her iki şarkının da makamı Segah, her iki şarkının da bestekarı Saadettin Kaynak. Programımızın, evet, sonuna geldik artık. Ben
sona gelindiğinde sizlere keyifli bir program olduğunu umuyorum. Hatırda kalmayı umuyorum. Eğer programlarımızı beğendiyseniz Facebook ve YouTube üzerinden ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet efendim. Leyla Karagözlü bir çöl ahusu. Bugüne kadar Leyla'nın ulaştığı en büyük makam, Sevda-i Feza makamı, Leyla ile Mecnun Fuzuli'nin mesnevisinden sonra. Evet, dertliyim, ruhuma hicranımı sardım da yine. İnlerim şimdi uzaklarda solan gün gibiyim. Gecenin matemini kattım içimin matemine, sönen ümit ile günden güne ölgün gibiyim. Bahtımın yıldızı sanmıştım seni. Sensiz karanlıktır her günüm Leyla. Ayrılık, ah ayrılık, Mecnun'a dönderdi beni. Dertliyim yürekten, üzgünüm Leyla. Sevda yaman bir çile, çekenler düşer dile. Ayrılık ölüm gibi, giden gelmiyor Leyla. Gülüm yaprağım soldu, gönlüme hazan doldu. Bir ömür harap oldu, onu bilmiyor Leyla. Efendim, bu kadim topraklarda kalıcı bir iz bırakmış olan, kendisini tanımış olma şerefine erdiğim Antakyalı, Allah rahmet eylesin diyorum, sevgili Mehmet Güneş şairimiz, benim çok yakın arkadaşlarımın babasıdır. Çok yakından tanıdım kendisini. Önce bu şerefe eriştiğim için. Arkasından bu güzel programı ben onun dizeleriyle kapatmak istiyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle kalınız. Sevgili Berrin'cim, sana sevgilerimi yolluyorum. İyi ki böyle bir babanın kızısın. Mehmet Güneş'in satırlarıyla programımızı sonlandırıyoruz. Hoşça kalın. Minarelerdeki sela, dilinde Saadettin Kaynağ'ın büyük şarkısı, bir ömür harap oldu, onu bilmiyor Leyla.